Günü Akın abi tam saatini hatırlamıyorum ama diyelim ki 12'de alınacak. Çünkü benim de haberim oluyordu alınacağı saatlerden. Bir saat erkene çekip bu sorun da Niyazi ile alakalı. Ben o yardımcı yönetmen olarak görmüyorum. Çünkü bütün seti karıştıran, işini yapamayan, reissel sorunlardan dolayı gidecekti zaten. Son zamanlarıydı. Bu olayı Akın abi bilinçli olarak öfke patlaması yaşatıp başka bir şey bir yerlere çekecekti ama olay günü Akın abi bir saat erkenden çağırıp Niyazi hadi Akın abi tam zamanında bir saat erken olmasına rağmen tam zamanında iniyor. Telefon açıyor tabii herkesin için. Ben de oradayım. Hadi nerede kaldın? Herkes seni bekleyecek gibi laflar adamı gerçekten tahrik edici şeyler. Ne konuştular bilmiyorum. Telefonda karavan Akın abi araçta gelip karavanın orada direkt inip direkt karavanına girdi. Zaten kostüm ekibi içeride giyinirken hazırlığını yaparken Niyazi kapına çok yakın bir yere gelip sen nasıl adamsın seti bu kadar herkesi bekletemiyorsun erkek misin nasıl erkeksin nasıl adamsın böyle laflar söylüyor. Yani tam çok ağzıma almayacağım laflar da Akın abi de dayanamayıp zaten duyuyor kapıyı açıp sen ne diyorsun Niyazi gel içeride konuşalım diyor. Başladı gene devam sen erkek misin adam mısın nasıl insansın tahrik edici şeyler Akın abi gene kendini tuttu en son patladı ne diyorsun lan sen dedi ondan sonra o video başlatılmış başka da size hiçbir şey söylemiyorum sonrası da o kadar yapmasına rağmen Akın abinin tepkisi o herkesin vicdanıyla baş başa bırakıyorum Allah